Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. NATO içerisinde Ukrayna Savaşı'nın devam etmesini isteyen ülkeler var diyen Çavuşoğlu, Putin-Zelenski görüşmesinin de her an gerçekleşebileceğini belirtti. Temaslarımızı ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan bir... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı programda konuştu. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalar yaptı. Bazı NATO ülkelerinin Rusya'nın zayıflaması için savaşın devamından yana olduğunu kaydetti. NATO içerisinde Ukrayna savaşının devam etmesini isteyen ülkeler var. Savaşın devamlılığını Rusya'yı zayıflatma olarak görüyorlar. Ukrayna'nın durumu çok umurlarında da değil. Çavuşoğlu taraflar arasında devam eden müzakerelere de değindi. İstanbul anlaşmasından uzaklaşıldığını belirtti. Ancak Putin-Zelenski görüşmesinin her an gerçekleşebileceğini söyledi. Putin-Zelenski her an görüşebilir. İki liderin bir araya gelmesi masada konuşuluyor. Putin ve Zelenski arasında görüşme gerçekleşirse İstanbul'da da Antalya'da da olabilir. Peki Türkiye Ukrayna'da barışa garantör olacak mı? Çavuşoğlu bu soruya da yanıt verdi. Garantinin ne olduğu belli olmadan garantörlük olmaz. Zelenski NATO'nun 5. maddesi gibi bir madde istediğini söyledi. Bu öneriyi kabul eden bir ülke yok. ABD, İngiltere ve Kanada da bunu kabul etmiyor. Türkiye de bunu kabul etmiyor tabii ki. Çavuşoğlu, İsrail doğalgazının Avrupa'ya taşınması planına da değindi. İsrail'le boru attığı işi bence olur. Enerji Bakanımız gidecek. İsrail karasularında ve kıta sahanlığında çok ciddi rezervler var. Bu rezervlerin Avrupa'ya gidebilmesi için en ekonomik güzergah Türkiye'den geçiyor. Kepçe vurulduktan 4-5 yıl sonra bu proje tamamlanır. Ukrayna 57 gündür işgal altında. Donbas'a kapsamlı harekat başlatan Rus ordusu ilk kasabayı aldı. Donbas'ın çevresi de vuruluyor. Ukrayna ise Mariupol kentindeki asker ve sivillerin tahliyesi için Rusya'ya koşulsuz özel müzakere teklifi sundu. Moskova'nın yanıtı bekleniyor. Mariupol'de koşulsuz özel müzakerelere hazırız. Açıklamayı Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihail Podolyak yaptı. <laughs> Kiev yönetimi Mariupol'de mahsur kalan asker ve sivilleri kurtarmak için kritik adım attı. Ukrayna müzakere heyetinden Mihail Podolyak, Ukrayna'nın koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Görüşmelerin Mariupol'de yapılacağını belirtti. Twitter'dan paylaştığı mesajda askerlerimizi, sivilleri, çocukları, yaşayanları ve yaralıları kurtarmak için birebir ya da ikiye iki görüşmeye <gülüyor> hazırız <gülüyor> ifadelerini kullandı. <laughs> Ukrayna müzakere heyetinden David Arahamya da teklifi doğruladı. Podolyak'la birlikte Mariupol'e gitmeye hazırız dedi. Rusya ile doğrudan müzakere için Moskova'dan yanıt beklediklerini belirtti.